Merhaba arkadaşlar, ben Veysel Gökdemir. Bugün sizlere STM CubeMX ile GPIO işlemleri yapacağız. New Project açıyoruz. Kullandığımız board STM32 F407 Discovery Board. O yüzden F4'ü seçiyoruz. F407 VG seçtik. İşlemcimiz açıldı. İşlemlerimize başlamadan önce şurada bordumuzla bilgisayarımızı birbirine bağlamak için serial wire'ı seçiyoruz. Şurada reset and clock control'de de eğer harici rezonatör veya kristal kullanacaksak seçebiliriz. Burada ben kullanmayacağım. Internal kullanacağım. Burada basit bir işlem yapalım. GPIO A0 Pin A0'a bağlı kullanıcı butonu var, mavi. Ve 12, 13, 14, 15'e bağlı kullanıcı ledleri var. Mavi butona bastığımızda kullanıcı ledlerini sırasıyla yakalım. Pinlerin üzerine bastığımızda pinlerin durumları mevcut. Analog, output, input, işte external, interrupt olarak mı seçeceğiz? Bunları seçebiliyoruz. Pin A0'ı buton olarak seçmemiz için input seçiyorum. Pin A0 input olarak seçildi. 12 output. Burada ledlerimizi yakacağız. Output seçiyorum. 15'te output seçtim. Evet, şu anda clock konfigürasyonuna geçelim. Clock konfigürasyonunda şurada herhangi bir değer yazdığımızda CubeMX bizim için gerekli ayarlamaları yapıyor. Burada ben 48 yazdım. 16 olarak da kalabilirdi. 168 olarak da yazılabilir. 48 yazıyorum ben. Konfigürasyonuna geçelim. Konfigürasyonda GPIO kısmına bastığımızda aktif ettiğimiz pinlerimiz burada gözüküyor. Pin A0 pini input mod olarak seçmiştik. Pull up mı, pull down mı seçeceğiz. Butona bastığımızda bir bilgisi gelecek ve bir bilgisine göre D portundaki pinleri aktif edeceğiz. 12, 13, 14'ü. O yüzden pull down seçiyorum. Butona basıldığında down up olsun. İşlemlerimizi ona göre yapacağız. Okey. Şurada tekrar bakayım. D portlar içinde push pull ama herhangi bir pull up pull down seçmiyor. Çünkü sadece output olarak ledlere gideceğiz. Tamam, burası tamam. Daha sonra kaydetmeden önce Project'in altında Settings'ten şurada hangi Keil versiyonunu kullanıyorsak onu seçeceğiz. Veya Trust diyor veya işte STM işte hangisini kullanıyorsak, ben MDK ARM V5'i kullanıyorum. Burada bir tane Proje name belirleyelim. GPIO buton LED olsun. Bunu masa üstüne kaydedecek. OK diyoruz. Generate kod dediğimizde STM32 CubeMX bizler için kodları derledi. Evet, Open Project diyoruz. Otomatikman Keil ile beraber açıyor. Şu an GPIO buton LED'in altında Application User ve onun altında Main. Main'e tıkladığımız zaman gerekli kodlar yazılmış şekilde geliyor. Sistem clock konfigürasyonları, GPIO init konfigürasyonları. Burada hızlı bir şekilde GPIO konfigürasyonlarına bakalım. GPIO A ve GPIO D'ye ait clocklar enable edilmiş. Port D'ye bağlı ledler resetlenmiş. 12, 13, 14, 15. GPIO A pini için konfigürasyonlar pin 0 seçili, mod input olarak ve seçtiğimiz pull down seçili. Daha sonra 12, 13, 14, 15. pinler D portu için seçilmiş. Mod olarak output push pull modu. No pull. Çünkü herhangi bir buton bağlı değil. Evet. Bunlar hazır şekilde gelmiş. Şimdi biz butona bastığımızda ledleri yakacaksak bir tane değişken atayalım. Buton şeklinde
tane de butona bastığımızda arttırabileceğimiz bir tane değişken. İyi diye. Evet. Şurada da kendimize bir tane fonksiyon yazarım. Buton led diye. Kodlarımızı bu fonksiyonun altına yazalım. Öncelikle butonu GPIO pin A0'a bağlayalım. Hall GPIO red pin olarak seçeceğiz. Şurada GPIO type hedef GPIO A olacak. GPIO pin 0 olacak. O zaman hemen seçelim GPIO A GPIO pin 0. Şu anda butonu pin A0'a bağladık. If buton deyip butonu çağırdık. Yani butona basılıysa hangi işlemleri yapacağız? Hall delay'den gecikme fonksiyonu. Buton arkını önlemek için ben 250 yazdım. ...250 milisaniyelik gecikme. Bunu kendi bordunuza göre deneyerek yapabilirsiniz. Ben 250'de butona bas çek yaptığımda ledler sırasıyla kararlı bir şekilde yandığı için 250 olarak yazdım. Şimdi i değişkenini butona bastığımızda arttıracaktık. Arttırıyoruz. i değişkeni 4 led var. 4'ten büyük olursa resetlensin. Evet, resetlendi. If i değişkeni 1'e eşitse D portuna bağlı pin 12'yi aktif etsin. Hall GPIO write fonksiyonuyla şöyle gördüğünüz gibi GPIO D olacak şurası. GPIO pin 12, 13, 14'ten birisi pin state set veya reset olacak. Başlayalım. GPIO D olarak seçtik. GPIO pin 12 pin state ise GPIO pin set olarak seçiyoruz. Evet. Else if i 2'ye eşitse pin 13'teki ledi yaksın. Hemen şunu kopyalıyorum. Set etsin. Şurayı da şöyle kopyalıyorum. Sırasıyla. i3 olduğunda 14'ü yaksın. 4 olduğunda 15. Evet. If i 1 ise dedik. Else yani 1 değilse ne yapsın? Tüm ledleri söndürsün. Şurada GPIO 12'yi şuraya kopyalayalım. GPIO 13 şurası. Şurası 14. Tekrar kopyalayıp 15'i yazdığımızda şurayı reset yapacağız. Çünkü söndürmek istiyoruz. Şöyle bir kontrol ettiğimizde butona bastık. 250 milisaniyelik gecikme. i değişkeni 1 arttı. 4'ten büyükse resetlendi. i 1 ise pin 12'ye bağlı led yanıyor. 2 ise pin 13, 3 pin 14, 4 pin 15 ve if i 1 değilse tüm ledleri söndürüyor. Herhangi bir sorun yok. Bir
Derleyelim. Evet, herhangi bir hata yok. Yazdığımız fonksiyonu intin altında while, yani sonsuz döngüye yazalım. Evet, şu anda tekrar derleyelim. Evet, herhangi bir hata yok. Gördüğünüz gibi error 0, warning 0. Şu anda kodumuzu board'umuza gönderebiliriz. Yalnız benim board'um yanımda değil. Şu an ayarları göstereyim. Debug'dan ST Link Debugger seçili olmak zorunda. Utilities'ten Use Debug Driver iptal ediyoruz. Şurada ST Link Debugger Settings'e tıkladığımızda Reset and Run. Debug'da şurada cihazımız bağlı olduğunda cihazımız gözükecek şurada. Ve OK'ye tıklıyoruz. Daha sonra load'la kodumuzu board'umuza aktarıyoruz. Şimdi aktardığımızda butona bastığımızda led'lerimiz nasıl yanıyor onu görelim. Evet arkadaşlar, kodumuzu board'umuza gönderdik. Butona basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Kodumuz gayet güzel çalışıyor. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.